Günaydın, yeni bir gün, yeni bir sabah ve biz yine yollardayız. Nereye gidiyoruz? Bu vlogu ilk kez açanlar için şu an Fransa Saint-Louis'deyiz ve bugün İsviçre'de önce Cenevre, sonra Lozan bakacağız. Lozan Barış Anlaşması'nın son durumu ne? Yetişirsek Berne de gitmeye çalışacağız ama hafiften geciktik. Şimdi benim canım arkadaşım, dostum Frankfurt'tan bizim için gelen Emreciğim. Gördüğünüz gibi Volkswagen'in Türkiye'de olmayan şöyle bir arabasıyla gelmiş. Yola çıkıyoruz. Hadi bakalım, bismillah. İlk hedef Lozan. Yolda çok acayip eğlenceli şeyler olmazsa orada açacağım. Bakacağız. Şşt. Arkada kendi krallığında, kraliçeliğinde takılıyor. İsviçre'de olmanın verdiği şey var biraz. Kasılma var. Oha, elma çok güzel. Daha önce yememişsindir, bak yemen lazım. Biz şimdi Bern'i geçtik, İsviçre'nin başkenti. Buraya dönüşte gireceğiz. Şu an Lozan'a mı yaklaştık abi? Bir saat yolumuz var Lozan'a. Lozan'dan sonra bakalım, belki Cenevre'ye geçeceğiz, belki de aman yemişim zaten Cenevre'de fazla görecek bir şey yok deyip geri döneceğiz. Oraya da ayrı mı gideriz? Dur bakalım, biz çok fena alışacağız gibi görünüyor değil mi canım? Aynen kanka. Lozan'a geldik, nereye gideceğimize dair hiçbir fikrimiz yok öyle. Allah ne verdiyse gidiyoruz. Blur'a düştüm, dur. Direkt. Şimdi Avrupa'nın içerisinde nerede olsan o telefon direkt şey yapabiliyorsun da. Abdullah zaten her şeyi anlattı. Yani çok karanlık, neyse inince anlatırım. Lozan Halk Pazarı. Lozan Çarşamba Pazarı'na geldik. Bu pazardaki fiyatların Türkiye'deki en kral manavda bile olmadığına yemin edebilirim. Buraya gelir gelmez ülkenin çok pahalı olduğunu anlıyorsunuz ya. Direkt ruhundan veriyor size onu. Öyle bir peynir kokusu var ki çok ağır. Yani burada değil mi Emre? Acayip ağır. Niye bu kadar ağır bu peynirler? Çünkü... Hani neden yani? Onu ağır yapan şeyin... Kapalı yerde falan bırakıyorlar ya bir de. Kapalı yer ne? Köroğlu'nun atı mı bu? Peynir mi yaptım ben hayatımda ya? Oo, Firuze'nin en ilgisini çeken şeyler. İkinci el kıyafet. Bakalım mı fiyatlara? Hayır. Çünkü bakarsam alırım diyorsun değil mi? Kürke bak. Bu ne? Rumine mi burası? Burası doğa tarihi müzesi. Doğru mu? Doğa tarihi müzesi. Öyle bir şey yazıyor dışarıda. Ya kim bilecek abi, tamam. Doğa tarihi müzesi. Lozan. Öyledir yani. Bu dinozor iskeleti İsviçre'de bulunmuş bu arada. Biraz da bilim diyelim. Gerçekten İsviçreli bilim adamı burada, bakın, bilim insanı. İsviçreli bilim insanı çalışıyor. Kameramıza yaklaşıyoruz. Şimdi sizin anlayamayacağınız şeyler bunlar tabii. Biz bunları mikroskopik şeylerle ilgiliyoruz. Bakın mesela DNA'sına iniyoruz böyle filan. Zor şeyler bunlar tabii. Size sadece hani anlayabilirim diye böyle birkaç örnek gösteriyorum. Teşekkürler. Bilim kadınları araştırdı sizler için. Teşekkür ederim. Şurada harbici bir mamut görüyorsunuz. Bakın şunlar boynuzları yan yatmış. Şöyle yapayım. Daha manalı olacak. Yan yatıp çamura batan bir Alp mamutu. Ayakları da yine hala taşın ayaklarına benziyor. Dostum. Ne yapıyorsun? Burası da zooloji müzesi galiba. Doldurulmuş hayvanlarla dolu. Buraya bakın, buraya. Şuraya bakın. Of, çok kral var ya. Ya bunlar doldurulmuş mu yoksa maket mi ya? Sence? Yazıyor mu? Yazmıyor, soru sordu. Ben de emin olamadım ama doldurulmuş mu diyor. Yani aşırı gerçekçi. Abi şunlara bak. Bak az önce çektiğimiz amcalar var ya, kafatasları. Şunlarla mücadele ediyorlardı işte. Çok şu an tümündeki mükemmel göçlerden çok etkileniyorum. Ala Taşlı burada olsaydı var ya, kafayı yerdi yemin ederim. Hiç bilimle alakası yok. Hiç yaşanmamış gibi. Abi çok kötü oyunculuk yemin ederim. Tamam, tuvalete gideceğiz ya. Şu an biz neredeyiz arkadaşlar? Rumine Sarayı. Evet. Lozan Barış Anlaşması imzalanmış. Bak en önemli şeyi cart diye söyledim. Bakın buranın, bu binanın, bu sarayın önemli özelliği şu arkadaşlar. Biz adaları burada verdik. Kaçacağım buradan. Hayır, Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı yer burası. Az önce Emre diyor ki, düşünsene İsmet İnönü'nün burada gezdiğini. Evet, aynen öyle.
Tamam, gezdin sonra. Üzgün üzgün gezdi. Niye üzgün olsun ki? Yani sonuçta stresliydi yani. Stresliydi. Yani iki ay sonra gelmeye çalıştı. Sigara üstüne sigara gördü. O gece Rumine Sarayı'nın ışıkları hiç sönmedi. Burada böyle bir, sen daha iyi bilirsin Emre. İspanyol sarayları havası var mı? Ben mi atıyorum? Yok değil mi? Yok arkadaşlar. Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri? İspanyol Sarayı nire, İsviçre nire yani. Yani şu sarayda gerçekten buna gerek var mıydı ya? Yani burada İsviçre'nin ortasında senin Beşiktaş aşkını görmek zorunda mıydı insanlar ya? Bu binayı böyle işte zooloji, antropoloji, ne bileyim paleontoloji falan için kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi bir sürü doldurulmuş hayvan var. Fürüş hayran oldu bu müzeye. Türe diken diken oluyor böyle şeylerde. Yani hayatta böyle hayvanlar var ve biz hiç karşılaşmadık bunlarla. Ya sen bunlardan herhangi birinin %1'iyle karşılaşsan ödün kopar be. Şu balina kuyruğuna bakın. Of bakın solumuzda böyle tövbe estağfurullahlar. Sizin videoya çekiyorum şu anda. Abi fotoğrafınızı çekeceğim şimdi. Burada da böyle tövbe estağfurullah. Her hayvanla artık ben ne diyeyim. Bak İsmet baba anlaşmayı yapmış. Buradan iniyor böyle. Adım adım. Telefon da yok bu arada. Haber de veremiyor Atatürk'e. Telgraf var. Ama hemen veremiyor. Telefon var. Cep. Kablo. Her cep telefonu var tabii. Nokia 5310. Düşünceli ama ülkesi için güzel bir anlaşma yaptığını düşünüyor. Ankara'ya gidelim. Artık memleketimiz huzurlu bir şekilde yaşantısına devam eder. Yıllarca savaşmış anamız babamız. Yani biraz evini eleştirirler falan ama olsun, böyle şeyler yaşanabilir. Sonuçta herkesi memnun edemezsin diyerek merdivenlerden iner ve Türkiye'ye doğru yola çıkar. Burada böyle deniz minerallerinin olduğu yerler işte, mercan falan. Bunlar şey, tesbih yapımında kullanılan. Firuze'nin az önce susam dediği şeylerin altın çıkması. Benim fakirlik. Arkadaşlar şu meteor parçası bak. Yani bunun yüzde kaçı demirmiş canım? %80'i mi? %90'ı demirmiş. 1800'lerde düştüğü tahmin ediliyor bu göktaşının. Ya inanılmaz bir şey ya. Bakayım. Hakikaten demir. Burada inanılmaz güzel taşlar var. Yani şu renklere bakın. Azurite, lapis, lazuli. Bu renkler ne? Yani kamera o renkleri açıkçası bütün canlılığıyla da vermiyor. Yani canlı canlı görmek bambaşka. Rumine Sarayı'nı çok çeşitli bir müze, sergi sarayını çevirmişler. Gerçekten etkileyici. Özellikle işte bu doğa bilimleriyle alakalı müzeler burada var. Eğer yolunuz düşerse Lozan'a mutlaka gelin. Burası da sarayın kütüphanesi. Yani çok büyük bir kütüphane değil ama. Ya bakın yukarıda çalışma yerleri. Bitmiyor. Maşallah bitmiyor. Şimdi de arkeoloji müzesine geldik. Uf. Bir kere mezarın üstünde yürünmez. Yani ayıptır. Günahtır. Bir kere bu abimizi kıbleye doğru mu yatırdılar? Önemli olan bu. Bir kere mezarın ayak ucuna gideceksin. Tamam mı? Şöyle. Ve bizde şöyle bir adet var bilirsiniz. Mezarın ayak ucuna gidince ölüler bizi görüyorlarmış. Biliyorsun. Evet. O yüzden mezarlarda hep mezar ayak ucuna gidersin ve orada dua edersin. Bak ilk çağlarda bile taç var arkadaşlar. Elit birinin, prestijli birinin taktığı taç. Kapitalizm bitmez. İlk çağlardan itibaren gelişimi gösteriyor. İşte yüzükler, bilezikler. Gitgide insanoğlunun yaptığı şeyler böyle gösterilmiş. 5. yüzyılda Avrupa'da yaşamış bir kadının kafatası. Ve işte şimdi de o ablayı görüyorsunuz. O kafatasından yola çıkılarak yapılan resim, fotoğraf ve... Yok zaten ortasında bir şeyler yazıyor. Heykelcik. Büst. Ya ablacım sen buydun. Hepsini bir tane var. Sabah marketten bir şeyler almıştık. Lozan meydanında bisküvi yiyoruz. Lozan. Bisküvi her yerde. Bisküvi her yerde. Evet, varsa Lozan meydanından bizi izleyen buyursun. Ben çok elimden. Şu an şöyle konuşmalar geçiyor. Ben çok elimden.
Lozan Anlaşması'nın imzalandığı zaman çekilmiş bir fotoğraf var. Onunla benim yeni çektiğim bir fotoğrafı buraya bak şimdi koyuyorum, tamam mı? Aynı açıyla çektim. Ya saat 2'de pazarı kaldırmışlar. Şimdi katedrale doğru gidiyoruz. Merdivenler, merdivenler, merdivenler. Restorasyon var burada. Zaten dışarıda da birçok yeri yenilemişler. Ya pek anladığım bir şey değil ama renkler renkler tutmuyor. Ama içerisi gerçekten etkileyici. Hiç cross yok, şey haç yok. Değişik bir kilise, böyle şey sade. İki kağıt arasında tüy gibi bir şeyler var. Bak, tüy iki kağıt arası. Ya kağıt tüyler kesin normal buluyorlardır ama. Bu pamuk bence. Acaba tarihi bir İncil mi diyeceğim ama bunu böyle ortaya koyarlar mı? Lozan'ı tepeden bir göstereyim. Arkada Cenevre Gölü. Çatılar falan tam orta çağ ya. Çok hoş yani. Eski evet ama çok güzel görünüyor. Ne yapalım şimdi? Ne yapıyoruz ya? Şimdi Cenevre Gölü'ne inelim diyoruz. Yani göle... Sadık insanlarız. Ben onu telefon kabımın arkasına yapıştırdım ya. Güzel. Neydi? Rumini Palası, her yerde taşıyacağım. Nereye gidelim? Cenevre Gölü'ne mi? Evet ama biraz yürüyerek aşağıda kalıyor. Yani tekrar yukarı çıkmak zor olur. Arabayla gidelim. Arabayla gidelim. Ne arabayla gidelim. Olur. Bakalım tamam. Otoparka ne kadar bayılıyoruz İsviçre'de. İsviçre'ye bayılıyoruz. Evet. Bugün bayılma günü zaten. Emre'ye 60 euro İsviçre'ye geldiği için telefon şeyi gelmiş, faturası, canı acayip evet, sıkkın şu an. Yani 2000 liraya yakın tabii. Evet, 2000 lira. Hakikaten şu an ben de üzüldüm. Şu logoyu gördük. Bu logo işte St. James diye çok önemli bir Hristiyan dervişi bir şey varmış. Onun yürüdüğü yolmuş. O işte bir hac yolu gibi geçiyor. O noktalardan biri de Lozan Katedrali. Yani bilmeden gerçekten çok önemli bir yere gelmişiz. Bir şunu anlat, ne var bunda? Kim anlatayım ben? Hayır, hac yok, hayır, o bilgiyi anlat sadece. Hani hac yürüyüşünü bugün yapan insanlar da var. Evet. Nerede yolculuk İspanya'ya doğru oluyor. Yol üzerinde konaklayacakları ya çok ucuz olan ya da bedava olan hacı evleri var. Hacı evleri var. Tamam. Yani eğer hacca gidecek Hristiyansanız, yürümek istiyorsanız sizin için uygun ulaşım ve konaklama koşulları var. Bu arada arkadaşımız son derece yakışıklı. Ya üst düzey eğitimli olan Almanya'da yaşayan bir beydir. Güzel kızlar eklesin. Oha ne alaka? Şey değil mi bu? Evet. Teleferik değil mi? Teleferik lokanta. Çok çok güzel gerçekten. Seni yemeğe çıkarayım burada. Alo. Dur ben Instagram'a çekeyim mi? Güzel bir girişim fikri ha bu. Benim lokantam olsa da şeyi nereden bulacağız? Çıkma teleferiği nereden bulacağız? Bu da herhalde bu şehrin özgürlüğü için savaşmış falan biri olsa gerek. İş bu. O yatağı öyle bir katlıyor, öyle bir şey yapıyor ki. Hani acayip inanılmaz. Ya bunları çekti kardeşim ya. Bunları çektin mi abi? Avrupa'daki evsiz sorunundan bahsediyoruz. Bak gerçekten evet. İsviçre'ye geldiğimizden beri Basel'de de öyleydi. Dün Strasbourg'da da öyleydi. Evet, Fransa'da da öyle. İnanılmaz şey var. Yani dilenci, evsiz, Emre'nin mahallede şimdi o anlatmıyor biraz şey, yakışıklı ve cool olduğu için fazla abi konuşmuyor. Onların mahallede yaşayan bir abi varmış ya, bütün mahalle onun evi, öyle düşün. Bir de diyor ki mesela o kadar tertipli, temiz, güzel ki her gün yatağını katlayıp topluyor diyor. Abi ne yapıyor, yatağını toplayıp kaldırmasa çalarlar ya. Bu arada bu Lozan biraz şey ya, yokuşlu, girdili çıktılı. Dönerci baba, hayırlı işler. Artık yavaştan Lozan'ı bitiriyoruz. Cenevre Gölü'ne gidebileceğiz mi? Bakacağız. Biraz havadan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi balaklava takıyorum. Çünkü kulaklarım üşüyor. Kulaklarım ısındığı zaman benim için hiç problem yok. Biraz da ellerim üşüyor ama düşündüğümüzden çok 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 sıcak. Tabii içimde alt üst termal var. Onu da çaktırmayın. Çok sade, çok güzel bir park var burada. Çok basit. Ve şey, kaydırak ne kadar geniş. Bence olması gereken genişlik bu. Güzel değil mi? Birbirlerini iteklemezler yani. Firuze'nin ıvır zıvırları olan düşkünlüğü.
başını alıp gitmesi ve benim onu bulamamam her seferinde. Ve tabii ki nerede olacak? Yine çocuk kitaplarının olduğu yerde. Bu arada Abdullah'ın dediğine bakmayın, pahalı değil. Biz Türkiye'de daha pahalıya oyuncaklar alıyoruz. İşte o Sivyen temizler, Legolar falan. Bu güzelmiş. Tebeşirli. Ve sonunda her zaman olduğu gibi tabii ki güzel karım beni ikna etti. Kızıma ama şaka yapıyorum. Burada tebeşirli küçük bir tahta aldık. Zaten istediğimiz bir şeydi. Fiyatı da ne kadardı Emre? 2.35 frank. Yani 78. Yani 90 lira falan. Güzel, normal ya. Türkiye'de bu tebeşirleri 90 liraya vermezler. Türkiye'de bunlar plastikleri. Şimdi biz arabayı almaya gidiyoruz otoparktan. Sonra Cenevre Gölü'nün kıyısında biraz dolaşıp İsviçre'nin başkenti Bern'e gideceğiz. Aşkı tostim. Yes, ye. Yeah. Lozan hakkındaki fikirlerini alalım ayrılırken. Çok büyük gibi ama aslında böyle gezecek yerler azar azar. Büyük ihtimalle restoranlar, kafeler çok daha fazla vardır ama biz hiç yemek yemediğimiz için, oturmadığımız için. Aynen. Yani tarihi yerler... Ya bizim vaktimiz dar, o yüzden gezebileceğimiz kadar yeri gezmeye çalışıyoruz. Ama yani çok büyük bir şehir değil, küçük bir şehir. Ya burada merkeze arabayı park ettik, otoparka koyduk. Sonra işte yürüme mesafesindeki yerleri tercih ettik. Şehir küçük ama hani metro, tramvay her şey var. Bilmiyorum, nüfusuna da bakmadık ama İsviçre zaten çok büyük değil. Başkenti de göreceğiz birazdan, bakalım onunla kıyaslarız. Evet, güzel, gelinebilir yani. Güzel ama Basel buradan daha güzel değil mi? Anneannem bana kova verdi. Aa, güzel kızım, sen parkta kovayla mı oynadın? Evet. Ay, çok iyi olmuş ama. Anneciğim seni çok özledik biliyor musun? Bak şurası Lozan Palace. Böyle Olimpiyat Komitesi'nin bayrağı falan var. Burası şey, Lozan zaten Olimpiyat Komitesi'nin olduğu yer herhalde, değil mi? Doğru mu biliyorum? Yes. Müze bayağı ters bir yerdeydi, o yüzden oraya gitmedik. Neyse, Lozan'dan ayrılıyoruz. Şimdi Cenevre Gölü'nün kenarında Vevey diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Biraz göl havası aldıktan sonra Bern'e geçeceğiz. Sol omzumun ucunda da Frühstück arkada takılıyor. Link hazırlıyor. Frühstück şey değil mi? Kahvaltı demek Almanca. Ama Almanlarda kahvaltı kültürü var mı ya? Hafta sonu kahvaltı kültürü var. Şey var mı? Yani sosis falan mı yiyorlar? Has Alman kahvaltısı. Çok basit bir kahvaltı oluyor gerçekten. İşte yumurta, ekmek, tereyağı, belki peynir, belki salam. Bunun büyütülmüşünde sosis giriyor işte. Ama hafta sonları kahvaltıcılara gitmeyi seviyorlar. Has evet. Alman kahvaltı böyle şey gibi olmadı mı? Taksim'de açarsın öyle bir dükkan yani. Hani has Alman kahvaltı. Van kahvaltıcısının yanında has Alman kahvaltı. Büyük büyük sosisler böyle. Alman kahvaltısı. Güzel olurdu.